çocukluk hayali olan müziği ekonomik nedenlerle yapamayan 33 yıllık berber dükkanını stüdyoya çevirdi. Ya o zamanları bizim zamanımızda bu kadar imkanlar yoktu. Hani imkanlar yoktu. Çünkü öyle bir okul düzeyi olsa benim kulağıma gelseydi ben kaçırtmazdım. Ama hayat şartları bunlar. Çalışmam gerekiyor, küçüğüm. Gidiyordum, babam elektrikçilik yapıyor, rahmetli pandemide vefat etti. Babamın mesleğine de çok heves ediyordum ben. İşte tamirat yapardı, radyo, televizyon tamir ederdi. Babam gittiğinde ben onu sökerdim. Yani babamdan gizli. Sökerdim, onun içinde ne var? Parçalarını kontrol ederdim. Babam sağ olsun bana, yani Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, bana hiçbir zaman desteğini esirgememiştir. Söktüm, bozdumsa bile tam tersi bana destek, aferin oğluma böyle hareketlerle beni çok mutlu ederdi hep. Öncülük yapmıştır. Mesela ben çırakken pazarlara tatildim ve babama yardıma gitmek isterdim. Babam oğlum dinlen, mesleğine odaklan. Yapacaksan da bu mesleği en iyisini yap. Kötü yapacaksan hiç yapma deyip beni, aslında babamın bir sözüdür bu. Yapacaksan en iyisini yap, yapmayacaksan yapma. Okuttuğumuz yere kadar okutabiliriz dedi. Ben de hayır baba, ben mesleğimi yapmak istiyorum. İnsanlar da bu yaptığım şekillerle gezmesini istedim. O zamanlar böyle imkan şartlarından dolayı gidemediğim için, yapamadığım için hep hayalimde olan sahneye çıkamadım ben. Yani sahneye çıkmadım, hayat şartları diyelim ona, ekonomik şartlar olsun. Meslek gidip gelme, ihmal etmeler oldu hayatımda. Ama ben hep hayalimde vardı. Ben sahneye çıkamadım ama sahneyi ben dükkanıma getirebilirim. Her anımı müzik içinde yaşayabilirim. Konser vereceksin, haftada bir vereceksin. Ama ben sabah geldiğimde akşama kadar hem müşterilerimin mutlu bir şekilde ayrılmasını istiyordum. Çünkü ben buraya çok müşterim gelmiştir. Asık suratla gelip gülerek çıkanı çok müşterim tanırım. Gültekin diyor, burada bir şey var diyor, bir huzur var diyor. Benim moralim bozukken ben burada neşeyle ayrılıyorum deyip çok övgü aldığım müşterilerim var. Çünkü ben yani sabahtan akşama kadar o konseri yaşayabilirim. Ben çıktım bir yerde, sahne benim artık. Müşterim önümde ama sahnede ben varım sadece. Onu nasıl ben gülerek buradan gönderebilirim, nasıl memnun edebilirim? Onu güler yüzle gönderebiliyorsam müşteri çıktıktan sonra bende ekstra bir mutluluk olur. Çünkü müşterim benim burada memnun ayrılmıştır. Müziği ona yansıtabilmek. Herkes konsere gidemiyor. Yani pahalı. Ekonomik şartları olmadı. Olmuyor çünkü herkes imkanı yok burada. Ama ben buraya gelen müşteriye bir konser havası estirip ve müşterilerle de eşlik halinde şarkı söylediğimiz de oluyor. Yani müşteriler burada yani neşeyle gitmesi beni çok mutlu ediyor. Ve pandemiden sonra başladı diyeyim. Böyle bir değişim. Çünkü sağ olsun müzikle ilgilenen, gitar atölyesi olan bir abimiz, müşterilerimiz bana kullanmadığı aletleri getirip ben de onu baba mesleği olan elektrikçiden aldığım bilgiye dayanarak ben de onları böyle bir şeye sundum. Elektriklendirip, şekillendirip, yanıp sönen gitar, müzik haliyle. Onlar da beni çok mutlu ediyor. İşte ben kuaförlüğü tercih ettim. Aslında benim aşkla baktığım kuaförlüğüm var. Müzeye de aşkla bakıyorum. İkisini hayatımdan çıkaramadım ben. Çıkarmış gibi görürsem de çıkmadı bende. Kuaförle devam ettim ama kendi stüdyomu buraya kurmuş oldum. Ve içinde sabahtan geldim miydi? Ben sabahtan akşama kadar konser alanındaymış gibi. Mutlulukla yani müşterilerimi bir konser havasında estirebiliyorum, güldürebiliyorum. Neşeyle yolluyor biliyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Müzeye tamam, müzik beni sahneye almadı. Çünkü ben sahneye çıkmadım ama sahne benim dükkanıma gelsin istedim. İnsanlara şöyle bir tavsiyem var. Ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesinler. Maddiyat olabilir, her şey olabilir insan hayatına. Ama kendi istediği sürece o mutluluğunu kimse alamaz. Kendisi iş dünyasına yansıtabilir.